sıraca. Je ne parle français. What do I say? What do I say? You say hello Turkey. Hello Turkey. Yeah, you live in Corsica. Yeah, you live in Corsica? Yes. Two of yes. Yeah. Attendez, je me mets là. Yeah. Have you been in Turkey? No. Oh, never. No. Never. In future, when you begin... Maybe. When you begin earning money, when you work on holiday, Turkey. Oh, I don't know. Turkey, I don't know. Burada tatildeler şu anda. Ve efendi tatillerini yapıyorlar. İki kız. Burada başka kimler var? Where is she? She... Swim. Evet, gördüğünüz gibi seyirciler orada salon üstünde de enteresan görüntüler var. Bu iki minik de burada sevgili seyirciler plajın keyfini çıkarıyorlar şu anda. Bana bakıyorlar gördüğünüz gibi ufaklık henüz konuşmayı bilmiyormuş. Emzik emmeyi biliyor fakat konuşmayı bilmiyor. O yüzden bize garip garip bakıyor. Bu da onun ablası. O da bana bakıyor şu an ama ne dediğimi anlamıyor. How old are they? 4 years old. Evet, 4 yaşında sevgili seyirciler. Name? Clemence. Evet. Clemence ve Vassam sevgiler. Clemence 4 yaşındaymış. Şu anda elinde kaşık olan ve bize şaşkın şaşkın bakan. Öbürü fazla takmıyor sevgiler. Çünkü onun için el alede bir görüntüyüz şu anda. Biz olsak da olur olmasak da ama Ferud'unu şu anda yakaladı ve incelemeye başladı. Acaba bu ne diye. Şu anda çorba yapıyor ablası ona. Gördüğünüz gibi sevgiler. Mama pişiriyor. Tabakta kumu koymuş. Şu anda mama niyetine yaptı. Ellerini pisledi. Ben de kumu yiyeyim bari de çocuğun gözüne girelim. Bon. Çok şeyler. Çocuk da puan alalım diye. Evet. El sallatıyoruz size şu anda. Evet, çocuk size el salladı. Aramız iyi. Problem yok. Plajın bu köşesinde bu iki miniyi sevdik doğrusu. Fransa bisiklet turunu biliyorsunuz sevgili seyirciler. Buradaki de Korsika bisiklet turu. İşte gördüğünüz gibi şu anda büyük bir tur var ve herkeste de bisiklet var. Adamlar kendilerini spora adamışlar. Siz evinizde oturun. Bunlar buradan sabahtan akşama kadar bisiklete biniyorlar. İşte gel şöyle ufak kız bile görüyorsunuz sevgili seyirciler bisiklete biniyor. Şu anda arkamda yaklaşık 50 tane bisiklet geliyor sevgili seyirciler. Ve hepsi de sporcu ruhuyla gördüğünüz gibi burada kendilerini gösteriyorlar. İşte yaşı başını almış fakat yine bisiklete binmek isteyen bir beyefendi. Europe. Yeah. I'm for the Turkey in the European community. Yeah. Well, it's very good. It's a nice pays. Mustafa Kemal. Bu Türk dostu çıktı sevgili seyirciler. Bu çocukla konuşalım. You know about Turkey? Galatasaray? Si. Good team of football. Yeah. Your friend? Friends? Megan. His name Megan. Yeah. Leticia. Yeah. Sandrine. Yeah. Gilbert. Have you been
in Turkey? No. It's the same it's school. Too expensive. Yeah, it's very expensive. Evet, Türkiye'ye gelmek pahalı, yoksa gelmek isterdik acuncum dediler. Hepsi, the preparation is very nice. Bunların hepsi aynı okula gidiyormuş. Şu anda bir sınıftayız yani. Gilbert. Gilbert. Polo. Polo, Gilbert. His name is Polo, Gilbert, Patrick. Evet, bunlar tek sözler. Ajajo Lisesi'nden öğrenciler. Gelmişler buraya gördüğünüz gibi. Tatile. Şu anda hepsi beraber eğleniyorlar. Kızlar bir tarafta. Haremlik selamlık bir durum var yalnız. Kızlar bu tarafta gördüğünüz gibi. Evet. Burada da erkekler var. Yalnız araya bir kızı almışlar. Eğleniyorlar burada. Bütün herkesi tanıtıyoruz efendim sizler. Sağ olsun. Your name? My name is Florian. Florian, merci beaucoup. Evet. De rien. C'était vraiment gentil. Evet, teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi. Reaction. Evet, iyi bir çocuk, efendim çocuk. Bütün herkesi tanıttı bize. Arka taraf masa kurdurmuş sevgili seyirciler. Orası biraz ağır bir tayfa. O yüzden onlara da fazla yanaşmayacağız. Ama burada gördüğünüz gibi herhalde bu da bir veli. Ajajolu bir veli var burada. Görüyorsunuz adamcağızı. Gelmiş çocukları kontrol etti. Tabii burada herkes güneşlenme peşinde değil sevgili seyirciler. Yaşa henüz uygun olmadığı için şuradaki bebek şu anda uyuyor. Evet, güneşin altında gölgeyi yakalamış ve şu anda mışıl mışıl uyuyor sevgili seyirciler. İleride burada güneşlendiğini hatırlayacak mı hiç sanmıyoruz. Şu anda uyku modunda. Çünkü güneşlenmekle falan ilgilenecek yaşta değil şu anda. Annesi nerede diyeceksiniz? Annesi tahmin ediyorum şu üç bayandan biri olabilir sevgili seyirciler. Şu anda aynı hizada denizde üç bayan görüyoruz. O suratsız arkadaşın arkasındaki bayanları bahsediyoruz tabii. Suratını saklayan, evet, bizi şey zannetti herhalde o. Özel onun için geldik zannetti. Konsikalılar tarih boyunca adalarını savunmak için hep savaşmışlar sevgili seyirciler. O yüzden arkamda gördüğünüz gibi birçok kaleyi burada görebiliyorsunuz. Gözetleme kulesinde görüyorsunuz. Oradan uzaklara doğru bakmışlar ve düşman geliyor mu gelmiyor mu diye ufka doğru şöyle gidip gelmişler sevgili seyirciler. Gidip gelme tabii göz bazında olmuş çünkü adamlar gidip gelemezler. Neyse, kulemize bir daha bakıyoruz. Şimdi kulenin önünde artık plaj yapmışlar. Artık tabii ki düşman tehlikesi olmadığı için sevgili seyirciler insanlar sere serpe burada güneşleniyorlar. Böylece kuleden bakan insanın herhangi bir stresi de yok. Sadece manzarayı seyretmek için bakıyorsunuz kuleden. Biz sizi şimdi kuleye çıkarıyoruz. İşte kuleden ufkun görüntüsü. Korsika'yı gezmek istiyorsanız her türlü olanak var sevgili seyirciler. Arkamdaki gördüğünüz araç da bunlardan biri. Fakat şöyle bir talihsizlik var. Dolunca kalkıyor ve şu anda dolmasına yaklaşık 175 kişi falan var. O yüzden bunlar gidemeyecekler sevgili seyirciler. Bu arada gidemeyecekler dediğimiz aracın hareket ettiğini zannetmeyin. Sevgili seyirciler duracak o. Gitmiyor. Yani adam park yeri arıyor. Aslında gitmeyecek. Gitmedi. Yani gitmese daha iyi olurdu. Neyse. Sevgili seyirciler. Burada hemen kalkıyor sevgili seyirciler. Dolmasına hiç gerek yok. Hemen bu tip o araçlar sevgili seyirciler. Bizdeki dolmuşlar gibi değil. 5 kişi bile olsa hemen pat diye kaldırıyorlar ve sizi gezdiriyorlar. Şuna biz de atlasaydık bari. Biraz ülkemizi andıran bir yerdeyiz şu anda sevgili seyirciler. Hanımefendi gördüğü gibi fıstıkları alıyor, torbalara koyuyor ve satıyor. Bizim Mısır Çarşısı'nın ufak bir fragmanı gibi burası. Tabii alakası yok ama biraz benzettik işte. Gördüğünüz gibi fıstıklar burada. Yalnız bunlar tatlı fıstık sevgili seyirciler. Burada da adamlar şarabı koymuşlar. Kadıncağız tahmin ediyorum herhalde bir 50-60 yıldır burada bu işi yapıyordu. Çünkü gayet rahat bir şekilde, konsantre bir şekilde işini yapıyor görüyorsunuz. Şu anda yeni malları koydu oraya. 4,5 euro sevgili seyirciler, 7 milyon bir paketi. 8 milyon falan geliyor. Zaten aldık sevgili seyirciler. Ben bu arada ağzımdaki baklayı çıkarayım da. Yani bir iki saatte paketi açmaya çalışıyorum.